münafığın hayatı aşağılanmış olarak son bulur. Münafığın bünyesine en hakim olan duygu aşağılık kompleksidir. Bu haklı bir komplekstir çünkü münafık gerçekten de dünyanın en aşağılık karakterine sahiptir. İnandığı, hak olan hiçbir değeri, uğruna yaşamak isteyeceği hiçbir ülküsü, hiçbir inancı yoktur. Bu kalemun gibi her girdiği ortama göre farklı bir ahlak gösterir. İnançtan inanca, kültürden kültüre, felsefeden felsefeye geçer. Çünkü münafığın bu hayattaki en büyük rüyası küfrün onu arasına alıp ona değer vermesidir. Onların tek bir aferini, tek bir sırt sıvazlaması için bile yapamayacağı rezillik, alçaklık ve ahlaksızlık yoktur. Ancak ilginç olan şudur ki münafık küfre yarınabilmek için onların bir dediğini iki etmediği halde bir türlü küfre kendisini istediği anlamda kabul ettiremez. Çünkü sadece Müslümanlar değil küfür de münafığın gösterdiği bu aşağılık karakterin farkındadır. Bu nedenle hiçbir zaman onu gerçek anlamda aralarına almaz, saygı ve sevgi duymazlar. Sadece çıkarları için kullanırlar. Münafık küfre yaranmaya çalıştıkça küfür onu daha da ezer, daha da çok kullanır, daha da aşağılar. Münafık küfre en aşağılardan hayranlıkla bakarken küfür münafığa en tepeden küçümseyerek bakar. Çünkü hiç kimse dostunu, din kardeşini, birlikte yol aldığı insanı adeta arkadan bıçaklayan, iyilik gördüğü insana kötülükle karşılık verip hainlik yapan birine güvenmez. Münafık hakkında bu gözlemi yapmış olan Küfür de bu yüzden münafığı çıkarı için kullanır ama hiçbir zaman onu bir arkadaş ya da dost olarak benimsemez. İşte bu durum yani herkes tarafından aşağılanmak münafığın bu dünyada tattığı en büyük azaplardan biridir her aynaya baktığında karşısında alçak bir insan görür. Her ne kadar günlük hayatta züppe ve bilmiş tavırlarıyla bu ezikliğini örtmeye çalışsa da bu duygu münafığın içine çöreklenmiş köklü bir azaptır. Münafık Müslümanların arkasından iş çevirdikçe yani onlara zarar vermeye çalıştıkça aşağılanma batağına biraz daha batar. Münafığın küfre taşıdığı her bir haber, Müslümanı tuzağa düşürmek için yaptığı her bir plan, küfür tarafından kullanılır belki ama beraberinde küfrün ona duyduğu tiksintiyi de arttırır. Öyle ki münafık yaptığı planlar kurduğu tuzaklarla Müslümanların belaya uğramasını beklerken o bela gitgide kendini sarmaya başlar. Ağzından çıkan her yalan Müslümanlar aleyhine küfürle kurduğu her ortaklık onu karanlık bir kuyunun dibine doğru çekmeye devam eder. Her hainliğinde horlanma ve aşağılanma hissini daha yoğun yaşamaya, içine çöreklenen acıyı daha derinden hissetmeye başlar kısacası münafın pisliği tuzağı planı bumerang gibi ona geri döner bu münafın yalnızca bu dünya hayatında çektiği azabın küçük bir kısmıdır